Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Batı bölgesi için projelendirdiği ve 18 milyon liraya inşa edilen dev hizmeti konaklı kültür merkezi ve düğün salonu, 24 Temmuz Cumartesi günü kapılarını halka açıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Batı bölgesine seçim vaatlerinden olan kültür merkezi ve düğün salonu projesi sözünü yerine getirdi. 18 milyon liraya inşa edilen, 1200 kişilik iç, 1000 kişilik dış mekanı ile görenleri kendisine hayran bırakan, 150 araçlık kapalı otoparka sahip konaklı kültür merkezi ve düğün salonu faaliyete geçerek halka kapılarını açıyor. Konaklı Kültür Merkezi'nde ilk düğün 24 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ekibiyle birlikte Konaklı Kültür Merkezi ve düğün salonunda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, salonun iç dizaynının eksiklerinin tamamlandığını 24 Temmuz'da merkezin tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirtti. Bölge sakinleri ile de sohbet eden Başkan Yücel, çocuklara salonu gezdirirken biz yaptık, sizler koruyacaksınız, dedi. Sözde mi? Söz. Annenizi üzmeyeceksiniz babanızı. Anlaştık mı anneleri? Evet. Tamam. Sizler nasılsınız gençler? İyi, iyi. Siz nasılsınız? Sizleri görünce daha iyi. Yukarılara da bakacak mısınız? Bakalım. Konaklı Kültür Merkezi'ni diğerlerinden ayıran önemli bir özelliğini de hayata geçiren Alanya Belediyesi ekipleri, Batı'nın en kalabalık mahallesine hizmet verecek Konaklı Kültür Merkezi'nde büyük bir dış mekanda tasarladı. Alanya'nın geleneksel eşkilik düğün konseptini içeren bu bahçede, düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, kermesler ve yemekli organizasyonlar düzenlenebilecek. Konaklı Mahallesi, Ketir mevkiine 8000 metrekare alana projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi ve düğün salonu, her türlü kültürel aktivitenin düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin yaşatılabileceği çok amaçlı bir konsepte sahip olacak. 1200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli düğün, nişan, toplantı, konser, eğitim çalışmaları gibi tüm aktivitelerin de düzenlenebileceği 1000 kişilik dış mekanı ile toplam 2200 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Küçük çaplı etkinlikler için daha küçük bir toplantı salonu yer alıyor. Alanya Belediyesi Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, birçok aktivitenin yanı sıra eğitim yuvası olarak da hizmet verecek. Konaklı Kültür Merkezi içerisinde zengin bir kütüphane Batı bölgesinin ilk kütüphanesi olarak açılıyor. Konaklı Kültür Merkezi Kütüphanesi dijital kütüphane olarak da hizmet verecek. Bölge halkı boş zamanlarını kütüphanede geçirebilecek, öğrenciler ise ödevleri için araştırma yapabilecek. Ekibiyle birlikte Konaklı Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıllık çalışmalarımızın sonucunda hem konaklımıza hem de bölge halkına hizmet edebilecek Konaklı Kültür Merkezimizi tamamladık. İnşallah bu ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Kültür merkezimizin içerisinde bir adet 1200 kişilik kapalı, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak hizmet verecek bir adet de eşkilik tarzı 1000 kişilik açık düğün alanımız bulunuyor, dedi. Yaklaşık 2 yıldır çalışmalarımızın sonucunda hem konaklımıza hem de bölge halkına hizmet edebilecek Konaklı Kültür Merkezimizin bugün son aşamalarına geldik. İnşallah bu ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Biliyorsunuz ki bu kültür merkezimiz içerisinde 2 adet düğün salonumuz, 1 adet 1200 kişilik kapalılı, 1 adet de 1000 kişilik açık, yani bizim eşkilik tarzı düğün, yani gelenek ve göreneklerimize uygun olarak hizmet verebilecek 2 tane salonumuzu bu ay içerisinde hizmete açıyoruz. Aynı zamanda dev projenin bir kültür merkezi olarak da kullanılacağını vurgulayan Başkan Yücel, merkezimiz içerisinde nikah salonları, dijital kütüphaneleri, 150 kişilik kapalı otoparkıyla birlikte bölge halkına hizmet vermeye başlıyor. Bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimiz 18 milyon liraya mal oldu. Batı bölgemiz ilk kez bir de dijital kütüphaneye sahip olacak. Gelecek nesillere duyduğumuz saygı adına eğitim için de bu binamız kullanılabilecek. Ben şimdiden bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, dedi. Burası hem de bir kültür merkezi olarak kullanılacak. Nikah salonlarımız, kütüphanelerimiz hem de dijital kütüphanelerimizle birlikte 150 kişilikte kapalı otoparkıyla birlikte bölge halkına hizmete vermeye başlıyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki bu 18 milyon gibi bir maliyete de mal oldu ve bu bölgenin ilk defa da Batı bölgesinde bir kütüphane ve bir de dijital kütüphaneye sahip olacak. Hem de eğitime ve gelecek nesillere duyduğumuz saygının ve gelecek nesiller bizim aynamız olması için o eğitim amaçlı da bu binalarımız kullanabilecek. Ben şimdiden
bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve emeğe geçen herkese de sizler huzurunda teşekkür ediyorum. 24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kapılarını vatandaşlara açacak Konaklı Kültür Merkezi ve düğün salonundan faydalanmak isteyen vatandaşların Alanya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı nikah dairesine müracaat edebileceği açıklandı.